Recez. Dayı seninkiler geliyor. Bu bunun karısı mı şimdi? Dayı bu senin karın mı? He? Tamam, he? Bekle. He? Abla gel geç şöyle. He? He? Okan gene takıldı. Yok diyor. He. Hanımefendi hoş geldiniz. Ağzı bantlı baba, bir saniye. Aç hanımefendinin ağzını. Aç. Bu tamam. Abla birazcık kaybol. Gergin ama. Olabilir, gergindir. Konuşuruz. Açtın mı bantını? Gel lan ileriye biraz. Sami. Hah, açtım. Hanımefendi yaklaşın. Buyurun. Siz bu beyefendinin eşi misiniz? Evet. Bana değildi lan. Güzel. Bana yalan mı söyledin? İsminiz nedir? Lütfen elinizdekini indirir misiniz? Buraya konuşuyoruz sonuçta. Öyle değil mi? Medeni. Hanımefendi siz onun elindekini boş verin de benimle muhatap olun. Buyurun. Sizin isminiz nedir? Valentina ben. Siz? Valentina. Siz neyi alıyorsunuz bu Alcapone'nin? Sizi ilgilendirir mi? Saygıda kalmamış. Ay ay. Tamam, kocasını evet, biraz evet. Şu sopayla bir burnuna doğru bir götür bakayım. Vurma lan, vur demedik abi, oğlum. Öyle değil. Bilal sen bırak lan şu sopayı. Öldüreceksin şimdi bize burada başımıza çıkaracaksın. Ver bana direkt. Ama biraz da istiyorsan şey yapayım mı? Ya hadi hanımefendinin gönlü olmasın diyorum. Hanımefendi bana gider yapıyor. Evet, şimdi bir daha soruyorum. Siz bu Al Capone'nin neyi oluyorsunuz? Aile üyesi. Ya şimdi aile üyesiyi bırakın. Neyi olduğunuzu anlatın. Ben herhangi bir yetkili değilim. Ben sadece bu ailenin bir üyesiyim. Diyorsun. Evet, size yalan söyleyecek bir şeyim yok. Yok, öyle bir şeyiniz var bence. Peki sizde biraz değişik bir cesaret var çünkü. Peki. Yok, cesaret değil. Ben sadece gerçekleri konuşuyorum. İsminiz neydi bu arada? İsminizi hitap edeyim size. Adım Deccal. Deccal, anladım. Evet. Peki, bantlı hanımefendi. Yanındaki sakallı Bant elemana Bey. Geç. O bilmem ne dayıydı ismi de tam ne bilmiyorum. O da mı dayı? Asıl dayı bu. Tamam, o dayıya geçelim. İsmin neydi senin kanki? Fatih Terim. Tefo dayı. Fatih Terim mi? Tefo dayı. Tefo dayı. Tefo dayı. Tefo. Hangimizden bahsediyorsun? Sağdakinden mi, benden mi? Sen işte sen. Tefo musun sen? Tamam, sağdaki Fatih dayı, ben de Tefo dayı. Kardeşim olur kendisi. Tamam dayı. Şimdi siz bu kimsiniz? Senin kardeşin şeyin ne oluyor öyle diyor. Richard'ın en yakın adamı mı oluyor? Şimdi biz çok düşünüyorduk. Nasıl söyleyeyim ben sana? Biz yaşlıyız evlat. Evet. Yaşlıyız biz. Tamam, yaşlısın ya, bir şey yapmayacağız. Sadece evet, soru soruyoruz. Tamam, yaşlılardanız işte, yaşlıyız diyoruz. Üyeyiz, yaşlıyız. Yaşlı üyeyiz. Yaşlı üyeyiz. Evet. Ekstra bir kategori mi? Yaşlı üye. Tamam. Çocuklar sizin diliniz çok açılmış. Sizi burada ben bir dümdüz edeyim istiyorsanız ha. Ben konuşurken bir daha araya girerseniz bu sopayla çok kötü şeyler yaptığımı Kenny iyi hatırlar. Ben konuşurken araya girip durmayın. Kesin sesinizi. Tamam, bu ihtiyardan evet, da bir şey çıkmayacak senin, gibi. Bantla senin ihtiyardan. Adamların da çok saygıda kalmamış. İhtiyarlara çok kötü davranıyorlar. Ya ihtiyar, kes sesini, bantla şu ihtiyarın ağzına. Ne saygı duyacağız biz sana. Vurmuşuz hepinizi. Sıradakine geçir. Şu arkadaki kara kafalıya getir. Gel buraya. Ben konuşuyorum, bizimkiler de konuşuyor. Lan siz ne konuşuyorsunuz ben varken? Gel bakayım buraya, genç olan. İhtiyar, gel arkaya. Evet. Sen kimsin, anlat bakayım bize. Uras ben. Ne? Uras. Ha Uras. Sen nesin? Gençlerden misin? Yaşlılardan mısın? Yok, ben sadece korumalarını yapıyorum ailenin. Öyle mi? Anlat bakalım evet. Bize bu aileyi. Nedir bu sizin ailenin yapısı? Niye anlatayım size? Ailenin diyorum, yapısını bir anlat bakalım bize. Ha? Bence anlatmayayım. Oğlum bak, seni burada düz yatırır, ters çeviririm. Benim canımı da sıkmayın, beni de burada tahrik etmeyin. Anlat diyorsak anlat lan.
Anlatmıyorum. İstediğini yapabilirsin. Ya istediğimi yapabilir miyim? Güzel. Öldürüyorum seni o zaman madem öyle. Gel öldür. Tamam. Şunu şuraya getirin. Şunu bir öldüreyim şurada. Gel. Dur, ailemi hiçbir zaman satma. Tamam gel. Gel öldür. Tamam. Hadi. Öldürüyorum. Öldür öldür. Bıçağı tutabilirsen öldür. Tamam. Tuttun mu bıçağı? Yarrağımın kafası. Gerizekalı velet. Evet sıradaki beyaz saçlı gelsin. En arkadaki. Beyaz saçlı öne doğru çık. Karşısındakinin kim olduğunu bilmiyor sanki amip. Hayır, ulan senin hayatın kadar, senin yaşın kadar ben bıçak sallamışım lavuk. Az ileri. Gel bakalım beyaz git. Saçlı. Söyle. Adın ne canım senin? Sarp. Sarp. He. Sarpçım. Konuşmayı biliyorsan güzel güzel konuşacağız. Beni yormayın, germeyin. Anlat bu ailenin yaşlıları, gençleri nedir? Birbirimizin kanını yerde kolay kolay bırakmayız. Bunu bir. Tamam. E seni de mi öldüreyim? İstediğini yap. Benimle tamam. Alakalı bir şey değil bu. Tamam seni de öldüreyim gel. Hadi gel. 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 Oğlum bunlar manyak lan. Nasıl bir ortam lan böyle? Çok oğlum bunlar sadomaza çıktı ha. Gel lan. Sapla lan göt. Bunlar herhalde tamam. Mert Ağa yemeğini hakkında okay. Bir şey bilmiyorlar. Güzel. Evet. Baba omerta yemini diye bir şey diyor. Ya omerta dedi İtalyanca. İtalyanca mı biliyor? Ne biliyor bu İtalyanca? Bu silah sesi bizim gerizekalardan mı patladı? Sen bizim Al Capone olduğumuzu biliyorsun da İtalyan olduğumuzu bilmiyor musun? Evet İtalyanca'da o Al Capone'dir çünkü yeğenim. Adın dayı İtalyanım diyorsun. Al Capone'ye Al Capone diyorsun. Kes sesini otur dayı sen sakalından otur. Sen de yemeni ne bilmiyorsun? Ya ne bilmeyeceğim ben seni. Hayatın kadar bilirim. Adamlarım bunu bilmiyor ama. Sıçıyor hala sıfır. Bu ateş eden bizden mi? Bizden. Konum değiştiriyoruz yine. Geri zekalı herifler. Al şunları. Alın bunları. Gel dayı. Seni de ben alayım. Sağ ol ye. Şu diğerlerini de alın gömeceğiz onları. O ikisini alın. İkisini de alın. Ya vurduklarımızı da alın. Bak oğlum beni bağırttırmayın. Korvet alsın bunları. Adamın adı dayı anasını satayım. Korvet al bunları. Hadi hadi. Bu beyinsizlere de söyleyin. Yanlışlıkla ateş etmesinler. Anladın mı? Oğlum bir daha bak. Bana bak. Bir daha mermi sıkacak ikinci kafasına sıksın ha beyler. Hem canımı sıkmayın yani. Yeter bu oğlum. Size mi uğraşacağız böyle? Silah almıyor kimse eline gittiğimiz yerde. Ya ölüleri çöplüğe atın dersem çöplüğe atacaksın. Demeden sorma şunu amına. Ben geçen kulağınızı çekeceğim demedim mi oğlum sizin? Siz bunlarla konuşmuyor musunuz? Devamlı aynı muhabbet. Hı hı. Ha? Ya, ya şunun keline bir koy bir sussun mu da sığır mıdır nedir? Oğlum tuttu onu amına öleceğim orada. Kadını da aldılar değil mi? Evet evet. Aldılar. O kadar çok komikti lan. Bunların heriflerden bir cacık şişe yok. Richard'ı arayacağım direkt maalesef. Bunların araçlardan bir tanesi buralarda geziyor diyor. Diyor. Bunların aradan bir tanesi burada gezemez. Niye gezsin durduk yere bunlar adam? Ne? Manzara ya. Adamlar burada. Pit atıyorlar. Şimdi bak adamlar buradaysa çok kötü şeyler yaşanır. Onu ya devam edin. Adamlar arkamızda direkt arkamızda bir çocukları pitliyorlar şu an. Ya Kiryus Reis. Nasıl ya? Saçmaladılar. Nedir durum şu an? Pit atıyor. Bizim çocuğun bir tanesini aşağı atmış şu durumda. Ne yapayım? Devam. Devam edin. Şu an sağ altta bir yer vardı baba oraya girsek. Devam. Oğlum ne? Çıplaklar kampına gelen adam her yere gelir. Devam et. Neyse belki çok aramıştır oraya gelip bulmuştur diyelim hadi. Bölünmeyin oğlum bizi takip edin konum atıyorum. Adamlar sürekli çarpıyor Taylan bölündük şu an diyorum. Kaç kalabalık mı gelmişler? Tabi. Taylan'a da çarpıyorlar. Tamam bizimkiler de alsın bunları o zaman götürüp kız bizde daha... mi kız bizle de gelsin. Kız sende mi Taylan? Tahmin edin mi? Taylan'ın peşinde adam var kız Taylan'da. Evet.
İki tane araçlar. Tamam, dönün patlayalım. Beni dinle, bir şey deme. Dönüyoruz, öldürüyoruz. Taylan. Vurup çıksınlar, kızı kurtarsın. Vurun ya, direkt hadi vurun. Buraya doğru getirsin. Taylan'a gidin, Taylan'ı kurtarın. Taylan konum at. Biz bunları salmayalım da. Taylan çıktın mı? Taylan çık, Taylan çık, Taylan. Tamam, Taylan çıksın, gerisi önemli değil. Leo ile göndereyim mi, vursunlar mı? Vursunlar, çıksınlar. Leo, Leo beni dinle. Al çocukları, adam olmayanlarla birlikte git şunları paket et. Tamam mı, sonra gel. Fabrikaya gidiyoruz. Adam Taylan gözükmeden grubu, fabrikaya gelsin. Bak şimdi Leo gruba konum atıyor. Leo'nun attığı gruba adam olmayanlar. Gidiyor Leo ile birlikte işi bitiriyorsunuz. Sonra konum atacağım, oraya gelin. Nerede dedim baba? Şeye gideceğiz, bizim fabrika. Elektrik fabrikası var ya. Elektrik oraya kimse gelmez. Gidiyor. Ya buraya da kimse gelmez de hadi bakalım. Söyle sen. Belki tablet belki. Anlıyorum. Kadında kadında tam bir saniye. Anladım. Kadında 3 tane yüzük varmış. Oha. Sami yüksek ihtimal oradan buluyorlardı. Ya da tablet vardır bunlarda. Tabletten abim vurun dedim ya. Leo konum at. Leo şu içeceğiz artık. Neyse, malikaneye götüreceğiz en son. Malikaneye gelemezler size. 3 tane yüzük ne lan? Ya yüzük değil de tabletten belki, ama telefonlarını attık biz bunların. Gerçi bizim telefonları aratıyordur. Şey aldık baba. Hı? Biz olduğumuzu nereden biliyorlar? Biz olduğumuzun istihbaratını almıştır belki. Konum atacağım. Tablet ihtimali yüksek. Enerji abi, şirketine gitmiyor mu? Richard'ın numarası yok mu? Yok, herkes malikaneye gidecek. Tabletten her yere gelirse malikaneye gelemez. Malikane işaretlesenize GPS'i. İşaretleyeyim. Biz malikaneye mi gidiyoruz? Evet, peşlerinde Taylan, adam yoksa malikaneye gidiyoruz. Konum değişti, malikaneye gel. Peşinde biri yoksa. Taylan peşinde kimse yok, kadın sende, doğru mu? Hadi Leo patlatın. Bunları da paketle getir. Vurmuşlar mı onları da? Gidiyorlar vurmaya. Malikaneye giremez arkadaşlar. Leo ile hareket edin, dedin dışına çıkmayın şu an. Bah be dayı, bah be. Kaç araç var Leo? Kaç kişiler lan? Richard'ın numarası lazım bize. Var bende. Var mı? Var. Bitireceğim diyor onları, diyor şunu diyor. İndirek vuruyorlar şimdi, patlıyorlar. Leo olsun, düşer misiniz? Yok. Gönderdim. Tamam, ben şimdi vuruyor onlara, öyle bir şey yapacağım ki tam paket edeceğiz. Zaten en önemli adamlarını aldık. Kızı vuruyorlar. Çıkarabilmişler mi? Kızı Taylan getiriyor. Adamları da vurmuşlar mı? Şu an vuruyorlar. İnşallah hepsini vururlar. Lastiklerini almışlar, peşlerine de. Hadi oğlum hadi. Şimdi bak, bizi hayatta bulamayacakları bir yöntem yapacağım. Gerçi malikaneyi istese de giremez de. Hadi diyelim giriyor bir şekilde. O elime de bir tane şey geldi, çok güzel. Ne geldi? Polisten patlak var. Polisten patlak mı var? Aha. Polis mi konumumuzu veriyormuş? Yok, polis. Az önceki çatışma vardı ya şeyde. Ha. Orada senin sesin duyuluyor şeyde bir yerde. Neyin sesini mi duymuş? Senin sesin duyuluyor şeyde, polisten. Naklen John Wayne'en diyorsun. Aynen. Polise neymiş bunda? Ya aman, bak da kadar hep aynı şeyler, siktir et. Neyse, bizde önemli olan kişiler var, gerisi önemli değil. Şimdi Taylan kızı çıkarmış mı? Evet evet. Tamam. Taylan geldiniz mi? Taylan. Sami. Neredesiniz? Gelmişler. Leo. Tamam. Vurdunuz mu? Leo'lar da vurmuş. Onları da tedavi ettireyim mi? Gel. Yok. Bütün cesetleri alsınlar. Leo. Hepsini mi vurmuşlar? Vurmuşlar hepsini. Kaç kişi vurmuşlar? Tamamen indirin. Tamamen indirin, öyle getirin. Kaç kişi vurdunuz? Kaç kişi vurdunuz? 4 falan diyor. İyi. 4-5. Kızı hemen getirsin buraya Taylan. Çocukları nereye göndereyim? Çocukları malikanede beklesinler. Malikaneye giremezler zaten. Leo, malikaneye geçiyorsunuz oraya. Çocuklarla. Taylan, al kızı, bin arabaya. Şey, helikoptere. Kızı versene.
Ya yetiyor muyuz buna? Sığabiliyor muyuz 6 kişi? Sığarız sığarız. İki kişi yani tarafa da binin. Tamam binin o zaman hızlıca. Taylan da binsin gel. Bindim. Haa tamam. Malikaneye geçin diyor malikaneye. Oğlum ne oldu biliyor musun? Anlatayım. Tedavi sen ettirmeden. Sen geçtin ya tünelden. Alo. Evet evet bilgim var. Sayın sekreterim. Şu anda Hazine Bakanlığı'yla bir görüşmem var. Hazine Bakanlığı'yla araya programı sıkıştı. Vallahi sekreterden var. Bir 15 dakika sonra görüşelim mi acaba? Evet. Ya tabii, evli adamsın ararım. Bak sekreter mekreter bozmasın seni. Tamam kolay gelsin. Burada ben sekreterim ki. Bakanlık sekreteri. Ne no, oldu biliyor musun? Siz geçtiniz ya tünelden. Bize dağdan bir tane G63 uçtu. Siyah şey kırmızı Sedef. Öyle yani ondan sonra işte bizimkilerle pitleşmeye başladı hepsi. Sıkıntı yok. Tabletten bulmuştur. Neticede tablet bir şeyde olabilir. Tablet var. Şey de olabilir bu. Yüzükten olmaz. 3 tane yüzük var. Yani direkt lazım. İşte eğer öyle bir muhabbet alsa yani 3 tane yüzük var. Bir biriyle evliyse 3 yüzük niye taşısın bu kadın? Belki o da diyor mu lan kocasını acaba? E öyle mi biliyormuş ki? İşte başka muhabbet de olabilir yani. Tamam kadın yani şu an ara bizim helikopter değil mi? Bizde evet, ağzım attı. Aç bakalım soralım. Açayım. Abla. Efendim. Hanımefendi bu 3 yüzük nedir? Önlem. Önlem mi? Aynen önlem öyle. Ha, oradan buluyorlar. Vay. Bilemem artık nasıl. Allah Allah. E tamam at yüzükleri. Uf, abla atsak çok havalısın işte, ya. Sorun orada patron. Da buluyor. Atsak da buluyor. Tam o adam da olduğu müddetçe yok şu an istediği buluyor. Kadar bulsun sıkıntı yok. Allah, şimdi şu Richard anlamadım. Bizde var. Oğlum çok konuşuyorsunuz ama ya. Çok konuşuyorsunuz oğlum. Kaç numarası bu? 100. 100 mü direkt? Hı, 100 numara. Leo durumunuz ne? Alo. Tamam. Alo. Efendim. Richard Bey nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Söyle ben canım. De iyiyim teşekkür ederim. Evet. Herhalde durumdan haberdarsın diye düşünüyorum. Leo gönderdi. Evet haberdarım. Şimdi senin... Bu iki tane dayın mıdır nedir? Bir de bir tane bunların eşi. Evet. Arkadaşlar bizde. Sonra bir 4 kişi daha gelmiş onları da indirdik. Sonra bir iki adamın da bizi öldür ne istiyorsan bize yap dediler onları da öldürdük. Şimdi. Tamam. Ne diyorsun bu olayı nasıl çözeceğiz? Bu olayı aslında daha önce çözebilirdik ama siz zaten biraz agresif davrandınız. Şimdi bir buluşma gerçekleştirelim artık bunu ilişkin. Yani şimdi bu olayı biz değil sen yaptın. Mekanlara gidip bizim ya bizdensin ya değilsin ya Salvatore'ylesin ya değilsin diye bir pazarlığa girmişsin. Biz kimseyle öyle bir pazarlığa girmedik. Öyle mi? Biz Krips yalan mı söylüyorsun? Duyurmadık bile. Krips yalancı mı diyorsun? Ben Krips'e çağırdım. Krips'e böyle evet. Bir kelime etmedim ben. Aztek asla peki dedin mi? Ben kimseye böyle bir kelime kullanmadım. Ekibimden biri kullanmıştır bilmiyorum. Hmm. Benim adıma konuşmuşsa zaten onun cezasını ben keserim o ayrı. Ama hepsi gelsin yüzüme. Ben kimseye böyle bir kelime kullanmadım. Birazdan arayacağım seni. Çağırın istiyorsanız hepsini. Tamam. Birazdan arayacağım. Şu Aztekası bir ara ben böyle bir şey demedim diyor. Ha? Gene. Gene. Efendim. Ben böyle bir şey demedim diyor. Yani Aiden bana öyle dedi. Ara Aiden'i. Hatta mesaj attı. Bir şey daha istedi benden. Hı hı. Bizi söylemeyin dedi. Krips Hood'unda ne işleri var onları bir sorun falan dedi. Ben Krips'i de söyledim onlara da demedim. Aztekas'a da demedim diyor. Arıyorum bir. Ara bakalım Aiden'i. Aiden. Bu toplantıda... Al Capone size böyle bir şey dedi mi? İşte Salvatore ile beraber olursanız kafanız. Evet. Dün tamam. De bize olay yapmışlar. Ne dedi? Bu dayı mı dedi? Ah dayı. Dün mü dedi? Bunlar yaşlı oğlum dur şimdi. Evet. Omerta diyor. Omerta. Omerta dayı. Tamamdır. Richard demiyor yani.
Tamamdır, tamamdır. Merda dayı. baba dün dayı çağırmış. Bunlara demiş de Salvatore ile beraberseniz haberimiz olsun. Sizin için hiç iyi olmaz gibisinden konuşmuş. Hangi dayı bunu diyen? Bu aldığımız dayı bak. Ulan iki tane dayı var. İki tane var. Atik dayı mı, Tefo dayı mı? Dur onu sorayım. Ben bir telefonunkini açayım istersen. İki dayı bir finalı. Bantını. Şu bir tane ada vardı bu, ya. Bu Fatih dayı mı, diğeri mi? İkisinde de paltosu var ya. Ya biri yanları kazılı saçı var. Diğeri de farklı, sor. Birinin biri saçları... Şapkalı, diğeri değil. Ha tamam tamam. Tamam. Abi adaya insek gelebilirler mi? Oraya gidiyorum zaten, adaya nereye geleceksiniz? Tekne var mı şehirde? Var. Var. Tamam, tekne geldiğini gördüğümüz zaman mı? Dedim çocuklar paketleyip malikane götürmüşler. Bekliyorlar. Volkan abi sen kaç tane varmış orada? Adam demiş. Bendeki mi? Lan Fatih dayı demiş. Leo kaç tane var orada adam? Kaç kişi aldı? Üzerlerinden çıkmış mı Vektör Mektör? Fatih dayı demiş. Silah milah ne durumdalar, bir şey çıktı mı? Adi dayı. Aynen. Vay ayı vay. Bir tanesi yere gitmiş adamlar. Lan nasıl gidiyor? Gidiyor. Tekrarla son anonsu. Beş altı kişi. Beş altı kişi varmış mahzende şu anda. Tamam. Onlara pres yapsınlar yaralarına. Sağda mı var? Bir tanesi yaşıyormuş. Ha iyi iyi, kimmiş o? Kim o yaşayan? Vektör çıkmış mı oradan? Vektör yok. Yaşayan kim? İsmi ne? Şuraya oturttur bunları. Alo. Efendim. Abla sen de şuraya otur istersen. Yemek su falan verin de bunlar açsa bir şeyler verin. Aç olan var mı? Yemek su vereyim. Bu abi maç herhalde. Hımdıdı. Burası sürekli yemek yiyen abi. Oğlum ulaşamıyorum. Baba içeride. Ha. Bir olay daha var. Bir gelir misin? Evet. Baba bunlar sabah Azteca'sa ulaşmaya çalışmış. He. Benim mekaniğini falan taratacaklarmış. Bunları bulamayınca başkasıyla falan konuşmuş. He. Ama hangi mekanik olduğunu bilmiyoruz. Acaba hangi mekanik? Abla aç mısın sen? Yok değilim, teşekkürler. İkram edebiliriz yani istersen. Sen aç mısın dayıcım? Şimdi Richard teşekkür Bey. Teşekkür ederim, sağ ol. Senin bu Fatih evet, dayı gidiyor. Diyor ki ya bizimlesin ya Salvatore'sin. Yoksa sonu kötü olur diyor. Sonra yani ben bu sizinkiler diyor ki biz bir mekaniği taratacağız. Adam peşine düşüyorlar. Hangi mekanik acaba? Ne yapacağız hangi biz mekanik? Bu arkadaşları? Bilemiyorum. Şimdi sizinle ilgili olan kısmı Aztek Aslanlar'ın mekanik taratmayla sizinle bilgisi yok. Bilemiyorum. Değil hangi mi? Mekanik? Yani bilmiyorum hangi mekaniği taratmışlar. Ben sorarım şimdi. Onun dışında... Kime soracaksın? Aztekasa... Hepinizi vurduk galiba. Adamın kaldı mı? Yok yok. Bir o kadar da yerin altında var. Hepsi buradalar, merak etme. Orada beklesinler bak, sokaktan toplamayalım sonra. Yok yok. Mekanikte Richard Bey. Şey. Buyurun. Fatih dayın, Madato. Tefo dayın. Bir de bu neydi kızım senin Valentina. Adın? Valentina. Valentina diye bir kız daha var. Bu karısıymış bunun. Bizde bir evet, saygısızlık olmaz ama kızın dili Valentina uzun. Tamam. Şimdi ne yapalım bunlara, ne diyorsun? Ne sunacaksın bize bu arkadaşların, kardeşlerin, bacıların karşısında? Şimdi zaten kadınlara yönelik herhangi bir şey yapmayacağınızdan eminim. Anam yanıyor. Ne kadar aramızda bir husumet olsa da iyi misiniz? Ütüm bir adı da. Şey iyiyim, iyiyim şu an. Evet, kadınlara bizde el kalkmaz ama kadın bize veriyor ayarı ya. Yani vermiyordur da. Ben kendisiyle konuşurum. Şimdi şöyle bir şey var. Ölüyordu. Bu olayın başlama sebebi zaten sizden Salazar isimli bir kişiyle bizim arkadaşın arasında yaşanan sıkıntı. Evet, onun biz ama zaten orada konumuzu kapatmıştık. Sen yeniden uzatıyorsun. Ben yeniden hiçbir şey uzatmadım. Ben bizim çocuklara gidip... dalmışsınız ama. Kim dalmış? Ne zaman dalmış? Oğlum Kenny, bu bizimkilere ne zaman mevzu yapıyorlar? Dün mü yaptılar? Dün, aynen dün. Siyah kırmızı araçlar değil mi bunlar? Al Capone. Siyah üstüne kırmızı sedefli araçlar. Siyah üstüne kırmızı sedefli araçlar.
Askeri havalimanı orada. Evet, siyah şuna kırmızı hedefler araçlar bizimdir. Evet. Yalnız askeri havalimanının beyaz... orada da oluyor olay. Tamam. Beyaz araçlar veya beyaz giyinimli insanlara karşı herhangi bir eyleme peki, geçtiklerini dayı. Duymadım. Demek ki senden sizinkiler... habersiz yaptılar bu faaliyeti. Dayılar. Sizin araçlarınız beyaz mıydı? Dayılar. Bir sorarsan olur. Biz ne araç kullanıyorduk bu olay olduğunda kendi? Sanırım BMW. Bizim orada olayımız lacivert bir tane BMW'ydi. Evet, BMW'ymiş, o BMW'ymiş. Bunun size ait olduğunu nereden bilebiliriz biz peki? Richard Bey, dayıların şimdi... elimde. Bir de bu çok konuşan kadın var. Bana ne sunacaksın söyle. Yani şu an sunabileceğim o dayılar ailemde önemli bir rütbeye sahip değiller. Sadece öyle mi? Önemliyiz diyorlar ama. Şöyle, sadece bizim çocukların genel düzeni, eğitimi açısından önemliler. Ayrıca da çocukların akıl hocalığını yapıyorlar. Yani patron yardımcım falan değiller. Ama yine de benim ailemdeki her bir kişi en az patron yardımcım kadar önemlidir. Anladım. Şimdi bu teklif aradaki tüm sıkıntıyı nereye bitirmek gidiyor? Adına mı? Yoksa sadece dayılar ve Valentina'yı almak adına mı olur? Senin dayın şu an gözümün önünde çıkarttı işiyor. Ya ne terbiyesiz yani, adam bu ya. Çok içmişse. Ya şimdi Richard Bey sana 3 tane seçenek. 1. Tamamdır. Bu dayılarını ve bu kadını hiç sevmiyorsan, ne yapıyorsan yap diyorsan bunları öldürürüz. 2. Bu olaylar komple kapansın. Ananı sikeyim. Baba yapma be. Yapma be. Baba. Böyle bir şey olacağını. Tabii orada her şey ama. O yüzden bandaj ver. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ya, seçenek ne? 884 yerimden ben bir yandım da bir el atsam mı ya? Richard Bey. Çok sağ ol, teşekkür ederim. El atmışlardır. Evet evet. Neydi şimdi? İlk seçenek dedik değil mi? Ha, ikinci seçenek. İkinci. Kusura bakma, özür dilerim ya. İkinci seçenek. Şimdi sende çok vektör varmış. Öyle duyduk ben ha. Bende çok vektör yok. Bir tane vektör var. Bak şimdi. Onu da Fadıl'dan aldım zaten. Fadıl'dan parayla aldın. Evet. Ya aradaki ticareti geliştirmek amacıyla. Sadece bir jestti. Başka vektörün yok yani. Yok, hayır. Bir tane vektörüm var şu an. Peki bu Fadıl'ı çok mu seviyorsun? Yani insani olarak, insan olarak herkesi severim. Ancak sadece aramızda bir ticaret var kendisiyle. Allah'ım. Yani şimdi ben diyecektim ki bana bir 5 vektör ver, bunları salayım diyecektim ama yok diyorsun. Yani şöyle 5 vektör elimde yok. Bir tane vektör var, onun üzerine para çıkarabilirim sadece. Ne kadar param var? Yani şu an bankamda hazır 2,5 milyonum var. 2,5 milyon. Üçüncü seçenekte evet. Eğer bizimle olan bu olayı kapatır ve Vito Salvatore'ye biat edersen hepsini salarım. Yani biat etmeyi biraz açsak da bunu dostluğa çevirsek ben okeyim. Ya şimdi nasıl biz peki? Dostluk yaparız ama senin ihanet etmeyeceğini de bilelim. Benim bugüne kadar kimseye ihanetim olmamıştır zaten, uzun süredir bu şehirdeyim. Diyorsun. Onun yanında ticaret. Yani şöyle, John Bey de beni bilir. Sizin de samimi arkadaşınız zaten. Biz Vlad Bey'le de ticaretler yapıyoruz. Zaten Kenny'le de aram gayet iyidir. Diyorsun ha? Yani sizinle o kadar tanışmadık, şey yapmadık. Muhabbetimiz olmadı ama ben oğullarınızla gayet iletişimdeyim. Ve aramızda gayet iyi. Dün gece saat 6'ya kadar zaten Vlad'la birlikteydik. Ben olayları büyütecek olsam, bir şey yapacak olsam, Vlad dün tek başına 3 saat boyunca benimleydi. Onun yanında Kenny sürekli zaten görüştüğüm biri. Anladım. Ben bir şey yapacak olsam. Yani diyorsun ki dostluk yapalım diyorsun. Ve bu olayı kapatalım diyorsun, öyle mi? Yani ikimiz de İtalyanız. Her ne kadar ben İtalya'da büyümemiş olsam da sonuç olarak kanım İtalya'dan geliyor. Zaten en başta da sizin yanınıza bunun için gelmiştim. Aradaki ticareti arttırmak, samimiyeti arttırmak. Ama sizin orada yaptığınız hareket benim de zoruma gitmişti adamıma. Ben sizin öyle bir hareket yapmayacağınızı düşünerek zaten buyurun yapın demiştim. O nedenden dolayı arada bir sıkıntı çıktı. Onun cezası oydu Richard Bey. Benim sana teklifim şu o zaman. Bak, biz iki İtalyan bu şehre yeteriz. Bu şehirde şunu ne söyleyeyim, benden güçlüsü yok. Ben bu şehrin en güçlüsüyüm. Amerika'nın.
Avrupa'nın, dünyanın benden daha güçlü bir adam yok. Ben bakanları atarım. İstediğim zaman baronları deviririm. İstediğim zaman istediğimi istediğim yerden alırım. Sana teklifim şu. İtalyan kardeşimsin. İtalyan kardeşim olarak bu şehri seninle yönetmeyi sana teklif ediyorum. Ama bu teklifimin şartı şudur. Senin adamlarının yaptığı saygısızlık ve benim hakkımda olan konuşmalarına binaen. Bana biat istemiyorum. $1,000,000 ceza kesiyorum. Ve dostluk elini namusun ve şerefin üzerine uzatmanı teklif ediyorum. Eğer bana 1,000,000 artı dostluk elini uzatırsan ben de seni bu şehrin en büyüğü yaparım. Tabii dediklerinizde samimiyseniz benim dostluk elim her zaman uzanır. Zaten 1,000,000 bizim için bir para değil. Önemli olan para değil. Önemli olan aradaki anlaşmanın adı konması sanırım. 1,000,000'a sizin de ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bu dostluk, beraberlik ve birlikte hareket etme şeklinde olacaksa ben buna her zaman hazırım. Evet ama namusun ve şerefin üzerine yemin etmeni istiyorum. Yani bunu yüz yüze zaten yemin edeceğim. Şu anda namusun ve şerefin üstüne yemin et. Yani bu dostluk elini namusun ve şerefim üzerine, sizi artık satmayacağım üzerine yemin ediyorum. Pekala. Bu saatten sonra en kadim dostumsunuz. Pekala. O halde $1,000,000 al. Bizim malikaneye seni davet ettiğim zaman gel. Ama yalnız gel. Tamam mı Rişit? Tamam, adamların tabii, da orada tamam, sana bırakacağım. Sonuçta artık dostuz, tamamdır. Bak benim sözüm senettir. Benim için en önemli şey şudur. İhanetin nedeli değil, bedeli olur. Sen namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. Eğer namusun ve şerefini çiğnersen benim de sözüm namusun ve şerefini olsun, seni öldürürüm. Ama şerefine ve namusun üzerine yemin ettiğim bu sözü tutarsan benim sana sözüm olsun, seni bu şehrin en güçlü adamı yaparım İtalyan kardeşim. Sayın Vito, ben bugüne kadar hiçbir sözümü çiğnemedim. Bu sözü çiğnersem de kellem bu şehirdeki herkese mübahtır. Bugüne kadar hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Bugünden sonra da çiğnemeyiz. Pekala. Sana birazdan konum atacağım. Sözünüze de güveniyorum. 1,000,000 hazırlar. Eyvallah. Tamam. İyi günler. Biz her rol dedik değil mi? Var mıydı? Aslında biraz yiyorsun da. Şimdi... Evet baylar. Patronunuzla konuştum. Benim için bunların hiçbir önemi yok dedi. Yapacak bir şey yok. Var mıdır son bir sözünüz? Patronumuza canımız feda. Bir şey diyor musunuz dayılar? Evet. Ailemize canımız feda. Buraya kadar bir şey kardeş. Bir şey demiyor Fatih. Musun sen de? Fatih Terim. Ağzı batlı, nasıl konuşsun? Batladınız mı lan yine? Çıkartalım. Açtılar herhalde. Açın da bir kardeşimden vedalaşayım. Abilerimin yanına çıkardım. Gidebilir miyim? İzniniz var mıdır? Buraya gel Tefo. Kardeş, seninle bu yolda yürümek bir şerefti. Benim için öyle. Çok da güzel. Saçmalama lan salak. Valentin. Fatih. Hadi vedalaşıp bakalım. Buraya kadarmış ha. Diğer tarafta görüşmek üzere. İlla ki görüşeceğiz. Cennet ya da cehennem. Ölürken de mutlu olalım ha. Hı-hı. Yüzümüz gülsün. Evet. Aynen öyle. Hazır mıyız? Abim. Sık bakalım delikanlı. Valentin. Şaka lan şaka. Hı. Anlaştık patronunuzla. Alın şunları götürek. Şaşırmam. Ufak bir şaka. Günlük rutin şaka. Şaka oğlum şaka. Gülün diye lan. Şu abiyi de alın. Lan Vlad, demin boş boğazlığı hangisine yaptın sen? Her boku anlattın ya. Bu. Senin kafana sıçayım millet. Bunu yakalamadık. Diğerleri bir şey bilmiyor değil mi? Biliyor bu, atla da biliyor patron. Ya, yok o onu bilmiyor. Allah o sırada o yoktu. O yoktu ya. Burada da ha şey. Bir daha mı anlattın? Vallahi yani oğlum adınızı biliyorlar zaten. Dört bir kızının olduğunu biliyorum. Yok onlar önemli. Evet, kızım yok. Ha Laz'ı biliyor tamam. Laz. Tamam şu adamı getir. Bok ver, her yerde her şeyi anlatıyorsun. Oğlum bunu niye getiriyorsun? Bileni getir, bileni getir sen de. Bu işte bilen. Tamam getir.
Lan ne adamsın? Ya Buraç'a demiştik babamla söyledim. Bırak. Çekil. Dayı bir şey yapmayacağız unut diye mecburen ha bak. Al herifi. Yazık oldu ya. Abla dur aman diyeyim ha. Bana vurun şimdi. Bu eşek yüzünden. Tamam hadi. Bunlar da... Oğlum bak Vlad bunların yanında da anlattıysan bunlara da bayıltmam lazım şimdi. Yok hayır, ya hayır. Oğlun kızın kim onları biliyor sadece. Bizim ismimizi biliyor yani başka bir şey yok. Emin misin? Evet. Sadece isim biliyor başka bir şey biliyor yok mu? Ey hadi bakalım. Vito Salvatore. Abla sen beni çok zorluyorsun ama hadi hayırlısı bakalım. Yapacağım bir İtalyan işi olacak en son. Aa sen de mi İtalyansın? Hiç Vito zaten bir ara bu Omerta yemini hakkında konuşalım mı senden? Konuşalım anlat bakalım dayı Omerta yemini bize. Omerta ne demek biliyor musun sen? Evet. Biliyor musun? Bence sen biliyorsun da ben sana soruyorum. Çoğu bilmiyor. Tamam Cosa Nostra ne biliyor musun sen dayıcığım? Biliyorum biliyorum. He. Vendetta ne biliyor musun? Birçoğunu biliyorum ben. Tamam senin arkandaki 3 tane adam bunların kitabını yazmış adamlar 3 cilt. Bir gün yollayayım sana. Olur olur bir ara muhabbet edelim. Neyse patronunla anlaştık canımı sıkma işini böyle. Oğlum arkadaki herif düşmesin bayılmasın mı? Bayılır o bayılır o. Bayılır. Yeğen beni aşağı at. Ola bu diğerleri ne yapalım? Beni aşağı at diyor oğlum. Abi ölmek dur be. Atayım mı dayı? Olmuyor o yeğen. Baba şey, şeyleri ne yapalım diğerlerini? Tamam cesetlerini de veririz sıkıntı yok. Atayım mı ben bunu? Oğlum atma adamı yani sen ölmek mi istiyor anlamadım ki. Ne bileyim ben de anlamadım ki. Beni duyuyor musunuz? Evet. Baba bu adamla şu an inmezsek aşağı düşecek bu adam. Tamam. Daha ama biraz süresi var onun. Yetişiriz var herhalde yani. Yani biraz cüzi bir süresi var. Leo. Leo Devran. Hazırlıklı olun birazdan hani yavaştan çıkın diyebilirim. Tam zaten adamlarla anlaştık. Aa gitti gitti gitti. Gitti mi? Gitti. Yok. Düşüşü. Kim gitti? Ha abla gitti abla gitti. Abla niye gitmedi lan? Abla değil, çalıya gitti. Düştü çalıya. Ben buradayım ya. Dur gördüm nasıl gördüm. Var. O zaman kimse gitmedi. Yok parçalanmamıştır bir şey olmaz. Tam çalıya düştü diye gördüm. Engebeye gördüm abla gitti. Operasyonel bir iniş yapayım mı? Allah'ım sen. Hey, engebeli biraz. Abi şey açtın. Tamam önemsiz olanı düşürdük. Bayağı şeydi ya. Profesyoneldi. Tamam. Ya bu muhabbet de enteresan bir muhabbet he. Ya kendileri otursalar sığabilir miyiz? Sığamayız yok, herhalde. Yok sığamayız patronu. Devran. Tamam. Adamı dövmüyorsunuz değil mi arada? Bırakın lan. Tamam. Ya yap, bulamıyor ki adamı. Buldu ha. Buldu. Abi var ya çok sakat yerlerden gidiyor. Lan binsene artık. Binemiyorum baba. Ha bindi bindi bindi. Bindi. Oh be. Nasıl yaptık Al Capone'ye arkadaşlar? Diğer iki CK geçeceğim onları atacağım onları. Bizim buraya mı gelecekler bu çocukları bindireyim mi? Tek gelecek tek. Neydi bu Okan abi bu şey şeyin ismi bu elemanın ismi? Hangisini? Bizdeki canlı olanı. Magas Oboski mi Sikiski böyle bir şey dediler ama. Evet. Bu abla biliyordu. Neyi?
Önemli bir şey yok ya. Devran çıkmıyor. Abla fazla agresif ya. Ablayı Richard kurtarıyor yoksa abla sıkıntı. Tamam tamam zaten patronlar gelecek, onları teslim edeceğiz. Oha. Yaraları yukarıya doğru çıkarın. Sen devamında yürürsün zaten. Yürürüm yürürüm. Gel bakalım Psycho. Psycho Valentin, vallahi Psycho. O ikisi CK yedi canım, onlar gitti. Onlara CK atacağım yani. Arka bahçedeyiz. Şu bütün cesetlerin hepsini getirsinler. Getiriyorlar bu. Arka bahçeye getirin hemen. Bu ablanın yüzüklerini vesaire vereyim mi ben patron? Yok. Atmadın mı oğlum yüzükleri sen? Yok atmadım patron. Ne bileyim, yedek yüzük falan diyor. Bir sor bakalım, bir ihtişi var mıymış? Ay yaşlı abla, adamsın, bir şey istiyor mu? Efendim? Bu yüzüklerle işin var mı senin? Olmaz mı? Konuşuyor mu, duymuyor. Olmaz mı diyor patron. Hangimize söyleniyorsun? Olur. Bu baygın zaten dayı, bir şey istiyor mu? Ver lan şunu yüzünü. Ben buyurun. Bir şey istemiyorum. Ne Kanka. İsteyebilirim? Ne bileyim, aç mısın, susuz musun? Yok yok, sağ ol. Gel hiç otur sen şimdi bak, ayağın bacağın ağrır. Silahda kalsın oğlum, bana vermeyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ha, kaç tane varsa getirmedin cesetleri. Ol abla. Bu hadi Sicilya'da bir Etna yanardağı var. Bilir misin oraları? Biliriz. Onu mu sokacak mısın? Oraların altına git. Böyle insan biraz 10 yaş gençleşiyor. Bana dayı sen çok yaşlı durmuyorsun falan diyorlar. Hiçbir şey anlamadım. Ben de herkese bu yanardağdan bahsediyorum. Yani oraya giden gençleşiyor muymuş dayı? Evet evet, o yanardağından çıkan buharlar, lava buharları cilde iyi geliyor. Bak zehirlenme cilde iyi geliyor diye. Yok yok, zehirlenmem. Anladım. Bir gün seninle Etna yanardağına gidelim. Gidelim gidelim. Ama senin iki tane eşeği öldürdüm, haberin olsun, onlar terbiyesizdi çünkü. Onlar yapması gerekeni yaptılar. O zaman öldürür. Gurur duyuyorum yeğenlerimden. Peki. Yeni bir sipariş versene ona. Var mı başka ceset? Başka var mı? Tamam, şu dayıyı doktora salabilirsiniz. Bunluk bir şey yok. Bunu hastaneye yollayın gitsin. Ulan bile senin yüzünden bu herif bile doktora öldü ze. Hopluca mı diyor? Ne diyor adamın? Dayıyı alın köşeye götürün doktora. Gitsin. Evla da aldı. Bu kadar mı ceset? Tamam. Devran başka yok mu? Yok abi. İyi. İyi tamam, arıyorum adam. Hadi dağılın beyler. Tamam sen bana bırakabilirsin. Bölge güvenliği alsınlar da. Zannetmiyorum bir yanlış yapacağını ama. Orayı da güvenliğe güzelliği halledin. Çalıştığımız gibi. Alo. Richard Bey, hazır mı para? Evet hazır. Malikaneme gel, beklerim, buyur. Tamam geliyorum. Tamam. İyi günler. Psycho Hanım. Hangisiydi senin kocan? Yer miydi? Fatih. Ne zaman evlendiniz? Evet. Evleneli çok oldu ama düğün yapılmadı. Niye yapılmadı düğününüz? Yapacağız. Emin olun yapacağız. Ya o kadın devamlı bana ters yapıyor oğlum. Yok. Düğünü niye yapmadı? Emin olun yapacağız. Görürsün sen. Sıkıntı yok. Tehdit ediyor. Harbiden yani. Kadın beni dövecek. Korkuyorum bu kadından ha. Herhangi bir ters yaklaşmıyorum üstteki, sadece yapacağınızı soruyorum. İtalya'nın neresi? Sicilya. Sicilya'nın neresi? Ben Etna Yanardağ. Çok küçük. Yok, ben en küçük Etna yaşta. Etna Yanardağ'ın yamacı. Ne güzel. Seviyormuş Richard sizi bak. 1 milyon dolar ettiniz. Okay. Ya yok dedik Vlad, bir dur sen de ya. Durma ya.
Ney? Yok yok yok. Yok. Mesajın banka yok. İçin görüşmek bekle istiyor. Bekle sıçtırtmasın bankasına. Okey. Şeyi tanıyor musun? Valentin Hanım bu Gaye. Adıl'ın eşi. Evet tanıyorum. Aranız nasıl? Normal. Her zaman her insanla olduğum gibi. Yani muhabbetiniz var mı? Evet evet var. Neden sordunuz? Tarzınız biraz benziyor da. Dedim yakın mısınız acaba? Yani diğer insanlarla olduğum kadar muhatabım kendisiyle. Anladım. Kadın tam bir psycho ya chat. Siz beni kaçırdınız ama sizin ananız ağrı. Düğün yaptı. Merak etmeyin, yapacağız o düğünü. Şerefsiz yapacağız, merak etmeyin. Karnınız aç mı? Aç mı karnım mı? Benim karnımın aç olduğunu mu? Allah senin belanı versin şerefsiz. Ablacım su içeceğim. Su mu? Bana su. Senin götüne girsin su. Adamlar derken? Bir kişi. Richard tek gelecek. Tamam gelsin. Richard senin neyin oluyor Valentin Hanım? Patronum. Kanbağınız var mı? Yok hayır. Hayır bu senin kardeşinin eşi değil mi şimdi? Yani daha düğün olmadı ama eş diyebiliriz. Nikah evet. Var mı arada? Var mı Valentin? Var abi var ya. Varmış varmış. Peki haberin yok dayı senin bu kardeşinden ya. Onun yaptığı o tarz işlere ben çok burnumu sokmam. Hangi tarz işlere? Yani bu aşk meşk işlerine. Ha, çok kazanama mı bu? Sanmam. Benim kardeşim sadıktır. Bilmiyorum aşk meşk işleri dedin. Bak Valentin Hanım dikkat et. Hoş geldin Richard Bey. Hoş bulduk Vito Bey. Ya merhaba. Senin bu Valentin tam bir psycho ya. Ya bilmiyorum neler dedi, ne konuşmalar geçti. Sonradan öğrenirim bir bakayım. Evet evet yani hanımefendi ters bir kadın. Bunlar ölü mü? Evet, sana teslim edelim dedik. Yani durumları ne? Yani bunlar nedir oğlum bunların durumları? Şöyle patron, hepsinin durumu iyi. Şu sadece bayılmış. Bir yani tanesi kendisi yok, doktora mı çağırdı? Ne yaptı bir tanesi? Bir tanesi gözü kapandı. Gözü kapandı. Bu baygın değil. Bu baygın. Bunun durumu kötüydü. Buna da ilk yardım yaptık. Tamamdır. Bu senin dayıların bir tanesinin doktora gitmesi gerekti mecburi. Ama bir sıkıntı yok. Yaşıyor, problemi yok. Tamam, sağ olun. Şimdi anlaşmamız... Konuştuğumuz gibi herhalde. Değil mi? Evet. Tekrar konuşalım. Hı-hı. Şimdi ben... Dediğim gibi... İtalyan milliyetçisi bir adam. Biz yıllar yılı Sicilya'da yaşadık. Ha, Sicilyalıyım diye İtalyanları ayrı tutmuyorum. Hepsinin aynı derecede asil kanlar olduğunu düşünüyorum. Biz Roma'yız. Biz Sezar'ın torunlarıyız. O yüzden bizim gibi asil kanların birbirlerini tutması lazım. Fakat ben de aynı görüşteyim. Yaşanan olaylar sevgili Al Capone, bizim gibi iki İtalyan kardeşi birbirine düşürüyor. Ama seninle anlaşacağız ve seninle güzel işler yapacağız diye umut ediyordum. Bunun neticesinde seninle olan konuşmamızda gayet bizim şartlarımızda bir İtalyan kardeşimiz olduğuna kanaat getirdim. O yüzden bu şehirdeki en büyük adamı sen yapacaksın. Buna kararlıyım. Ama yani namus şeref sözüm var. Namus şeref sözümü telefonda da verdim. Burada da veririm. Ben bugüne kadar elimi sıktığım kimseye ihanet etmedim. Sizin de elinizi sıktım burada. Size de bugünden sonra ihanet etmeyeceğim. Namusum ve şerefim üzerine söz veririm. Siz de zaten gereken sözü söylediniz. Evet. Bunun yanında ben en başta zaten sizin İtalyan olmanız
ve sizin çocuklarınızla, oğullarınızla aramdaki samimiyet nedeniyle size görüşmeye gelmiştim. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Bu Aztekaz'la olan mevzuda da benim herhangi bir bilgim yok. Aradaki sıkıntılardan dolayı bizim çocukların morali bozulmuş ve gidip böyle bir görüşme yapmış olabilirler. Yok, bu Fatih dayı bunu yapar. Ama tamam, ben onunla da konuşacağım. Evet. Şimdi biz burada bir anlaşma yaptık. Evet. Önemli olan, ben şehrin en büyüğü olma çabasında değilim. Birlikte şehrin en büyüğü olma çabasındayım. Bu şehre de birlikte hükmetme ihtimalimiz tabii ki var. Bu ihtimali de sizin kuvvetinizle bizim kuvvetimiz birleşerek zaten yerine gelecektir. Şimdi Richard Bey, bu bir ihtimal değil, bu realite. Benden daha büyüğü yok. Ben yanıma dost arıyorum. Benim yanımda ancak bir İtalyan kardeşim olabilir. Yoksa benim üstümde bir güç zaten yok. Benim izin verdiğim derecede şehirde kendini büyük sananlar veya bu şehirde iş yapmaya çalışanlar var. Benim gözetimim altında insanlarla görüşenler, benim gözetimim altında iş yapabildiklerini zannedenler var. Benim iznim dahilinde silah tutabilenler, benim onayım dahilinde vektör kullanabilenler var. O yüzden kıymetli dostum, bundan sonra benim hükmettiğim bu şehirde yanımda bir kardeşim olacaksın. Benim sözüm söz. Benim sözüm namus sözü. Ama telefonda da söyledim. Eğer namus sözünü çiğnersen kıymetli kardeşim, sana namus sözü olsun ki, sana yeminlerin en büyüğü olsun ki, kafanı bedeninden ayırırım ve bunu adamlarının önünde yaparım. Eğer ben sana ihanet edersem benim kellem de sana mübahtır. Aynı şekilde ben bu söze, bu tokalaşmaya bu anda ihanet edersem benim kafamda size helaldir. Pekala. O zaman bu yeminimizin nişanesi parayı da alalım. Elimizi sıkışalım ha. Tamamdır. Para arabanın bagajında. Pekala. İsterseniz geçelim. Orada teslim edeyim efendim, size. Tabii. Geçelim. Abi de mesaj attım bir tane. Bakarız. Tevfik. Bu hastaneye evet, gidecek. Siz patron. Bunu bırakın burada. Hastaneye gitmesi lazım onun. Bunları evet, hastaneye patron. Götürelim. Yok yok. Ama araba iki kişilik. Bu arkadaşı, bu şey değil mi Fatih dayı? Yok. O yok. O değil. Ha, değil mi? Ha tamam, o zaman diğerlerini alabilirsiniz. Tamam. Ben bunu alayım. Tamam. Bakayım Okan. Ay, çok önemli bir şey değil de. Evet. Tamamdır, sağ ol. Çok önemli değil. Normal, karşılıklı olur bunlar. Çocuğu gönderdim hastaneye. Ne oldu Richard Bey'e, bir şey oldu ya. Adama bir git bak bakayım Taylan, ne oldu adama? Bak. 2CK atacağım arkadaşlar. Onunla bunun bir alakası yok ya. Düğününüze gelebilir miyiz Valentin Hanım? Bütün herkes davetli. Buyurun gelin. Sağ olun. Bundan sonra kardeşiz ya, geliriz değil mi? Ne oldu, bir şey mi oldu Richard'a? Richard Bey bir böyle bir kal gelmiş, felç kaldı herhalde. Anlık bir felç geçiriyor şu anda, yürüyemiyor. Tamam, hiçbir şey yapamıyor. Bir bekleyin. Gidip gelmem gerekebilir dedi. Peki. Ben söyleyeyim. Bak bak, yine de, yine şöyle dur. Kızın hayatı rajon arası satayım. Dayıyla mayıyla evli olmasaydı bizim Kenny'yi alırdık. Bizim aileye yakışırdı he. Ne için? Kardeşiniz var mı Valentin Hanım? Yok, hayır, kendisi vefat etti. Tek çocuk musunuz? Başınız sağ olsun. Ya şu an evet hekim. Aileniz yaşıyor mu? Hayır, hepsi vefat etti. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Bizim var mı çoluk çocuk, dayı bey? İki tane torun var. Öyle mi? Kaç yaşındalar? Öyle öyle. 4 ve 11 yaşlarında.
Ne güzel. İki kız torun. Ömürler uzun olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Darısı başınızda olsun inşallah. Bizde çocuk çok. Torun daha yok. Bu eşeklerde bir şey yok. Olsa da evlendirsek. Bir kızınız var, öyle değil mi? Evet, güzel bir kızım var. Bir gün tanıştırayım. Burada mı lan kızımız? Yok. Onu bir yerde bırak. Onu en son bıraktıysa. Alo. Devran bir oraya bak. Devran. Adı neydi? Bir oraya baksanız. Abi ben de adı Laziye. Çok güzeldir. Eminim. Aurelio gel sen bana. Evet, bir ilacımı içtim geldim. Tamam. Yani. Buyurun. Tamamdır. Gid alın onu. Bayılmış olabilir ha. Evet evet, kesin bayılmıştır. Tamam, bunu getirin bari gene işte de. Richard Bey. Sizden buyurun. Yalnızca sizde iki tane adam var. Direkt bana terbiyesizlik yaptılar. Onları öldürdüm, bilgin olsun. Tamamdır. Bizim çocuklar da sizden birini almışlardı. Ben onun tedavisini yaptırdım. Şu an getirdim, burada duruyor. Kim hatırlamıyorum ama aldık onu, götürdük. Bizden sana bir şey diyen yoktur diye düşünüyorum direkt. Yok, hayır. Anladım. Gereken saygıyı korudu herkes. Aracan gizli. Zaten bir kişi var burada. Arkadaki Porsche. Ferrari lan bu. Porsche mu var burada? Acaba arabayı mı karıştırdı? Bu herhalde. Porsche demedim ben ya. Şöyle vereyim. Aha parayı. Baba çanta. Allah Allah, çanta 2 mi? Bag mi? Çanta yok lan. Ha aldım, ha alacağım. Bavul mu? Tamamdır. Siz böyle diyorsanız saymaya gerek yok Richard Bey. Teşekkürler saygınız için. Sizin garaj var mı burada, onu kullansak? Var var, sıkıntı yok. Ama. Şimdi Richard Bey, artık aramızdaki kardeşliğe binaya. Size desem ki bize birisi lazım. Getirebilir tabii misiniz bize? Tabii ki. Eğer bize bu adamı getirirseniz 500 bin dolar. Yani bunu para için değil zaten, dostluk için yaparız. Olsun, kardeşimize de bizim bir faydamız olsun. Tamamdır. İsmini acaba? İsmini sana mesaj atacağım. Tamam. Tamam mı kıymetli dostum? Tamamdır. Pekala. Sizden haber bekliyorum. Pekala, pekala. Hoşçakal Valentin Hanım. İyi günler. Görüşürüz, iyi günler. Dayı Bey, kendine çok iyi bak. Hoşça kal Vito Bey. Sizin de ileride de Sicilya'nın geleceği hakkında bir iki çift laf etmek isterim. Olur, olur, konuşuruz. Hatta İtalya'yı yeri yanıma beklerim. Richard Bey iyi bilir bizim oraları. İnşallah, inşallah. Bir gün hep beraber geliriz olmak. Gelin, gelin. Richard Bey bizim müdavimimiz. İtalya'da ne güzel. Bekliyoruz. İtalya'da da uğrarız beraber. Tamamdır Vito Bey. Gerçi Valentin Hanım'ı getirmeyin, o bizi döver orada. Yok yok. Onun niye? Sadece dilindedir ya. Gönlünde hiçbir şey yoktur, merak etmeyin. Doğrudur. Peki, iyi akşamlar diliyorum size. Garajda şu i̇yi bizim akşamlar. İleride oradan alabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Veda vakti geldi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Richard, Mustafa arkadaşlar, geliyoruz. Kız gelir bizim dükkanda bize saldırır. Beni vurdunuz mu siz? Kim rol bilmiyor demiş. Bana rol bilmiyor diye maldır, bak ben size net söylüyorum artık. Artık Laz'a girip alsana da oradan arıyor. Gönderin abi sözleri. Adamlar çıksın da. Güzel operasyon oldu. 1 milyon güzel para. Hayır. Değil mi çocuklar? Kısa günün kere. İyiydi, bence de gayet iyi. Elemanlardan sürücü de çıkmış. Sürücü değil, uzatılmış abi. Uzatılmış mı?
Gittiler değil mi? Kalmadı ha. Kimse bunlarda. Heh, şuradalar. Bir tane var. Kime aldırayım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Adamlar da çıkınca bana haber verin telsize. Malikanede miyiz patron? Şey yapsam, yapsam ben bir. Şu 3 tane değişik bugün bozan çocuklar vardı. Onları bir şey yapsam. Konuşsam evet. Onlarla. Yok ya daha işimiz gücümüz daha saat erken. Tamam. Aa gerçi erken de değilmiş lan saat. Dur bakalım bakarız biraz ki. Bakarız moduma göre. Bir çıkalım da. Şu tamam, 1 milyonu bir yatıralım ya. Bunlara kim aldıracağım abi? Daha karar vermedim kimi aldıracağıma. Ama iyi biçtik al kapanı ya. Kaç tane vurduk oğlum? Hepsini mi vurduk? Ne yaptık? Sonradan geri geldiler herhalde. Onları da vurduk. Ne bileyim. Yoksa araçlara yardımcı olun. Somosos. Beyler aracınız yoksa verelim bir araç size. Ya benim bir aracım var ama sanki bir tık cinlenmiş gibi. Ben sana bir araç tahsis edeyim ya. Verebilirim istersen. Bu bizim şeyi getirin. Taylan. Ben de vereyim araba. Var ya. X'i getir. X yok mu bizim? Mercedes X. Altı şerit altını bende o. Tamam ver. Anla gitsin. Adılı mı aldayım? Çok cömertsiniz. Teşekkürler. Biz dostlarımıza karşı her zaman cömertizdir. Ne güzel ne güzel. Oğlum bu kadının her dediği bana sanki... Uzi'den 25 lira maaşımız var. Teşekkür ediyorum Uzi'cim. Çok sağ ol. Eyvallah. Kadın devamlı bana laf sokuyormuş gibime geliyor. Al ablam geldi herhalde. Yok bana değil. Abi, dayıma mı gitti? Al abla sana da. Aa dayı bir şey. Tamam mıdır? Hadi tamam. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi binin evlat. Hadi hoşçakalın. Binin evlat. Atlayın abi. Arkasına da binebilirsiniz. Bayağı yer var bunda 6 kişilik. İyi günler. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Uzun Mertcan bize bir mesaj. Asakas görüşmek istiyor baba. 1, 2. Şu bakan, seni bakanlığa bırakayım oraya gidelim sonra. Lütfen. Tamam hadi bakalım. Ya bizim araç şurada değil mi lan? Kime aldırayım acaba bilemedim. Haydi oğlum çok seni. İkinci haydi. Durum. İkinci durum yok. Bu, bir bu. Bir de cücüleri gördüm dün. Buradalar şu an. Cücü. Aha. Ha, cücü bey gelmiş. Ne diyorsun? Hatta baba bir sektöre atılmışlar anlatayım mı detaylarını? Anlat. Bunlar otoluk açmadan önce bunlarda bir memati vardı biliyorsun. Ben sadece ruhsuz nasıl neyse. Binik lan bu? Gelir kendisi. Memati vardı biliyorsun. Memati Tayland'a gitmiş. Özel bir sertifika almış ayak masajı üzerine master. Burada da gelmiş onun şeyini kurmuş ayak masajı şirketini. Ben de dün reklam çekeceğiz abi para yok deyince 2-3 bir şey attım bunlara. Ver cici, reklam bütçesi ya. Verdim. Ayak reklamı çekmişler İfet diye bir hanımefendiyle. Ama adamını bulmuşlar. Evet Memati herhalde reklam şu an yayında. He yayında. Abi tam geliyorduk abi. Bana dün gönderdi Memati de. Yani... Var mı reklam? Çok usta reklam çekmişler öyle söylüyor. Daha izleme fırsatım yani. Olmadı. Ben izledim de. Al Capone'yi kime aldırayım ne diyorsunuz? Kim? Jilet Fadıl. Fadıl mı neden? Başka adam yok ki zaten şirde. Diyorsun. Fadıl'a biraz daha izin vermek lazım. Biraz daha bir şeyler yapsın. Biraz daha ben oldum desin. Baron'u alsın. Lan baron. Baron olmaz. Baron bizi yer oğlum. Ya o. Baron çıktı evden evet. Baron bizim dostumuz. Baron'la işimiz yok. Neyi bir daha söylesene. Şu parayı bir yatırayım ben. Vanetti'yi alabilir. Vanetti çitlenmiş ya. Ben mi lan Sami? Başka soyguncu kim var? Kime aldırsam acaba? Hepsini mi yatıracağım baba? Bana vereceğin var mı işini? Ben hepsini yatırayım da bende bir dursun bu. Ne olur ne olur. Tamam okey o zaman ben geçiyorum o geri arabaya. Tamam hepsini yatırayım. Kime aldırsam? Aslında Valentine Gaye'yi aldıracaksın. Tam kraliçeler savaşı arasını satayım. Ne dövüşürler ha. Bu soygun yapanlardan Valentin tam bir sayko oğlum. Bayağı bir var. Numenor diye. Onlar olabilir patron. Numenor. Hı hı. Bilemedim onların patronu olabilir. Var mı böyle başka?
Peki Gaye ve Valentin. Benim söylediklerim en çok soygun kim yapanlar alacak? Yani sürekli soygun yapıyorlar diye bilgi aldıklarımız. Lojistikçiyi aldırabiliriz. Al Pacino mu? Ya Al Pacino da iyi adam ama. Bilemedim. İyi adam da biraz iyi adamlar da düşmanı yapsak ki. Oğlum bize düşman olmaya cesareti olan yok ki. Kim olacak bize düşman? Tamam boşver o zaman. Yani. Adalet Bakanını mı aldırsak acaba? Şu an görüşmeye gidiyor. Alabilir mi? Vlad abi alsana Adalet Bakanını. Ha çıkarken yayını alayım. Azar Al Pacino ya da Al Pacino'yu alıp şey yapacaksın yalnız, arkadaşlar. Ben benim silahı bir torpidoya koyayım da bu arabanın. Gitmez değil mi? Al Pacino'yu aldırıp soyadını değiştirtme yapacaksın. Olur torpidoya koydum biriniz alsın. Benzin alalım. Benzin yavaş gelin benzinliye. Laziye'yi aldım. Bilmiyorum Fadıl'a mı bastırsak ne bileyim karar veremedim. Bilemiyorum kime daldırsak. Okan o arka koltuğun orada benim bir şey vardı. Vefa. Vefa ne oldu? Hediye öldüm öldü demişler. Vardı. Sonra çok Vefa ben ölmedim gayet ayak. Bir arayayım lan adamın olmuş. Hediye saat takımı vardı saat. Bir arayayım bakayım İki tane. Rolex. Cücüleri aldım. Rolex mi? He. Çağma Rolex ama birebir. Ya adam be. Ne bakayım ne yapmış acaba öldü mü kaldı mı? Haberim yok. Dün ne yok. Oğlum bu Alpaslan Vefa öldü mü lan? Fadıl öldürdüm falan diyordu en son. Yo konuştum bugün. Ana adam öldürmemiş mi? Bir saat önce mesaj atmış bana. Alpaslan Bey siz ölmediniz mi ya? Yo ölmedim niye ne oldu ki? Fadıl sizi öldürdüğünü söylemiş. Yok yok öyle bir durum yok. Diyorsun. Evet kuklamdır o benim. Ha sen sandın başkasını öldürdü yani. Evet. Ne oldu aranızdaki mevzu? Büyük bir ihtimalle bir barış sağlanacak bir bilmiyorum. Diyorsun. Daha görüşmedik kendileriyle evet. Anladım. Ne bileyim büyük laflar ettin adama ama. Allah ne bileyim yani masadan kimse bize destek olmayınca yapacak bir şey yok. Değil mi? Ya sen masaya mı güvenip yapıyorsun Alpaslan Bey? Kendi hayır olayın, canım. Mi? Benim orada dostlarım vardı işte. Ben dostlarıma güvendim orada. Ha. Dostlarımız fos çıktı öyle diyelim. Allah yani bilemiyorum artık. Kime güvendin Alpaslan Bey? Yani bu tam isimlerini bilmiyorum. Vanetti'ydi galiba. Bu Arestler Marestler vardı hep. Allah bizi bıraktılar o sonda ya. Diyorsun. Evet. Sana lazım mı Fadıl? Fadıl Bey bize yani neden olmasın? Anladım. Yani bilemiyorum var şimdi. Var birkaç planım. Bize demedin bize yardım et falan diye. Bizim öyle bir şeyimiz olmadı. Fosfos bize demiyorsun diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben Vito Bey. Biz sizinle o konvoydan sonra ayrıldık ya. Evet. Sonrasını hatırlamıyorum ben. O derece. Bizden sonra çöktüler sen o zaman. Olabilir hatırlamıyorum. Anladım. Demek ki bak biz varken sana dalmaya cesaret edememişler o zaman. Vallahi bilmiyorum ne yapsak bir... Acaba para karşılığında bize yardım mı etseniz? Olabilir. Adalım başına bir para diyorsun. Olabilir belki. Ne kadar olur? Yani sizin öneriniz nedir acaba bu konu hakkında? Senin teklifin ne? Yani şu anda Allah açıkçası ben 5 milyon veririm direkt. 5 milyon. Üstüne evet üstüne vektör de veririm bayağı fazla. Oo kaç vektör? Bir 10 vektör veririm. 10 vektör artı 5 milyon Fadıl diyorsun. Evet. Tamam 2.5'ü peşin 2.5'ü sonra 10 vektörü şimdi ver alayım sana. 10 vektörü bizim arkadaş, bu depocu arkadaşın uyanması lazım. Tamam, ne zaman gelir? Bugün izinli diye biliyorum ben. Yarın burada mısınız? Tamam, ben buradayım. Tamam, yarın görüşelim. Tamam. O zaman 2.5 peşin, 2.5 sonra 10 vektör şimdi. Değil mi? Evet, evet. Tamam. Tamam, o iş bizde. Kendinize iyi bakın. Tamam. Eyvallah, eyvallah. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Diyor ki Fadıl diyor 5 milyon diyor 10 vektörde veririm diyor. Ne diyorsun? Baba direkt alalım hemen. Bence baba, direkt bence alalım. Bence de direkt alalım ama ben şurada beneyim mi? Fadıl şehirde mi ki? Fadıl şehirden bilmiyoruz. Ben indim. Ne oldu Vilet? Ha gidiyor mu görüşmeye? İndim. Ha adam hastayım hastanedeyim falan diye beklettim adamı iki saat. Git git hadi git. Takip. Gel.
Depocum diyor şu an yok diyor, yarın diyor. Ne diyorsun? Alırız baba, bugün alırız. Yarın, yarın yaparız otomatiklerle. Bugün yarın alırız. Çünkü onlarda da vektör fazla. Bu Fadıl'ın yeri neresi? Bizde de 4 tane daha var. Hangi malikane nereye geçmiş o ya? Yok, malikanesi önemli değil. Şey şey, mekana neresiydi bunun? Bakayım hemen şuradan GPS'de. Nasıl arkadaşlar sizce fiyat? 5 milyon. Kloyer'den bir 3 kişiye abonelik hediyesi var. Teşekkür ederiz. Şartlım patron. Neresi o bunun? Şeyi mi? Kahvehanesi. Kıraathane. Oğlum 5 milyon iyi para ya. Oğlum 5 milyon var mı lan bu herifte, yoksa boş mu? Dün geceden Ovu'ya falan geldi. Peki sizce bu Vefa Bağdıl'a bunu uçurup bak bunlar senin peşinde, ben bunlara kafaladım falan tarzı bir şey yapar mı? Yapsa da yine alırız. Sonra Vefa'yı da Vefa'yı alırız. Vektörü de alırız. Evet. Ama galiba burada Fado yok. Nerede bu Jet Fadıl acaba? Bunun bir de mekaniği mi vardı? Bakayım hemen ona da. Bir de adamı da biz aradık. O bizi aramadı yani. Böyle bir şey yapsa... Evet. O aramadı gibi. Bak bakalım mekaniği neredeymiş? Bakıyorum şu an mekaniklere. Bu mekaniğin yeri nere? Buldum. Peki sizce Vito Fadıl'ı alacak mı chat? Ne diyorsunuz? Birazına Fadıl'ı hiç almasa. Alkobane'yi aldırsak, sonra Fadıl'ı götürsek. Yine hiçbir şey karışmamış olurdu ama zaten. 500 bin aldırız. Karar vermedim, dur bakalım. Aslında şu Alkobane'ye şey aldıracaksın, Vefa'yı. Şeye de, biz de Fadıl'ı alacağız. Öyle de güzel bir şey olabilir patron. Ne sen ne dersin? Peki Fadıl'a desem ki bak senin üstünde böyle bir olay var. Gel. Şey yapıyormuş gibi yapalım. Seni veriyormuş gibi yapalım. Vefa'ya patlayalım. Ha o da olur. Vefa o kadar güçlü değil ki patron. Oğlum gücü yani... değil ki mesele. Bizim ha, kadar güçlü biri yok zaten. O, ya aynen. Maksat keyif, eğlence. Yoksa hepsini Vefa'yı da patlayalım. Fadıl'ı da patlayalım. Al Capone'yi de patlayalım. Bakanı da patlayalım. PD'yi de patlayalım. Hepsini patlayalım. Burada da araba görünüyor. Ama bu Vefa'da 10 tane vektör, 5 milyon para. Arkamızda bir araç yok. Var mıdır yok mudur? Falan peşimize diyorlar. Kim? Önünün... Ne var mı peşimizde? Şu kırmızı araç var arkada gibi, takip edeyim. Evet. Birine mi baktın aslan parçası? Ha? Buyurun. Birine mi baktın canım? Ya öyle geziyorum ya. Kimsin sen? Ben mi? He. Önemsiz biri. İyi, önemsiz. Hadi devam et. Hadi görüşürüz. Tipine sıçtı mı sala? Dit 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 dit. Karar veremedim chat. O 10 tane vektör, 5 milyon para biraz kolpa gibi geliyor bana. Ama Vefa'da böyle bir şey çıkmazsa Vefa'yı da vururuz. He? Oğlum bu Vefa'da 5 milyon 10 tane vektör var mıdır? Çiçekçi miydi Vefa? Ne bileyim, ne var ki? Ama yoksa onu da vururuz. Yani vereceğim demedi mi zaten onun vektörü? Vermezse onu da vururuz. Vermezse onu da vururuz. Bize böyle de dedim, Vefa'yı vermedim. Vurmak için iş çıkar. Adız galiba şehirde yok şu an. Her yere baktık. Bunlardan birini de görmedim. Mi geldi? Belki craft maraft olur mu? Bir de oraya bakalım. Ne? Kırmızı yine geldi. Yine mi geldi lan? Arkamızda mı şu an? En arkada yine gelmiş. Gelin dönüyor. Nerede götlek? Dönüyor dönüyor. Yine dönmüş kaçmış bu sefer. Evin miyiz? Nereye gitti lan? Oğlum şerifler kasabada geziyor lan. Şeyde. Sağdan aşağı inmiş tekrardan. Ne istedi bakalım. Devam. Oğlum Şerif ne arıyor lan burada? Şerif yani... Motölünü değil, tamam, eski motölünü. Tek ölerse alır zengin.
Şu an birçok rol yapabilirim buradan. Daha karar vermedim. Bakalım. Daha karar vermedim. Daha ne yapacağımı tam karar vermiş değilim. Nokar yani. İnsan nerede yine ya? Dirin dirin diri diri din. Bence pas bu kadar Fadıl'a yeter. Fadıl'ı satalım. Oğlum biz Fadıl'la şey değiliz ki oyunda. Şey bu sezonda Fadıl'la bizim böyle bir çok yakın bir rolümüz yok ki. Satmalık bir şeyimiz yok yani. Neyi satacağız herifi? Bu sezon onunla pek bir şey yapmadım. Geçen sezon çok yapmıştık. Bu sezon mimara bir şey çıksa mimar için yaparım. O da çıkmıyor. O yüzden bilemiyorum ne yapsak. Alsak mı dalmasak mı karar veremedim. Dan 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 dan. Şimdi Fadıl'ı biz yersek yiyecek adam kalmaz. Ondan sonra aksiyon azalır gibime geliyor. Ne diyorsun? Çünkü Fadıl dışında pek horozlanan yok. Yani o zaman sen dediğin gibi yapsak işte o Fadıl'a gitsek Vefa'ya operasyon. Fadıl'a niye yardım edelim? Biz aslında kendimize yardım etmiş oluyoruz. 5 ne? Milyon. Oğlum 5 milyon da. Ha 5 milyon sonra Fadıl'la şey mi yapacağız? Paslaşacağız mı diyorsun? Yo niye verelim ki? Ya adam 5 milyonu verir. Gerçi 2,5 milyon peşin dedim herife. 2,5 milyon peşin. Ondan sonra 10 vektörü ver dedim. Geri kalan 2,5'ü de dedim Fadıl'ı alınca. He. Adam da okey dedi. En kötü işler tersine gitse 2,5 alamayız. Hmm. Kararı veremedim. 5 bir şey yapmayız. Yani özür dilerim. Fadıl'ı kurtar. Ne bileyim ya bilmiyorum Fadıl ki. Fadıl'ı Efe'yi yer olayım da. Fadıl'ı 2 kere 3 kere kurtardım ya. 2 kere mi kurtardık? Bir kere şeyden kurtardık. Avukat olayından kurtardık. Değil mi? Mahkemeden kurtardık. Bir kere neyden kurtardık? Bir şeyden daha kurtardık anasını satayım. Bir olaydan daha kurtardık ya. He. Kasabadayız. Don. PD'den mi kurtardık bir kere de? Aiden mi? Aiden kim? Astekas. Astekas'la görüşmek istiyorum. Kenar Astekas. Ne görüşeceğiz ki biz Astekas'la? Ne görüşeceğiz ki diyor. Ben Joku'yla konuşmuştum bunları patronu ama. Patronu mu istiyormuş? Yani. Görüşmeyi isteyen kim? Görüşmek isteyen patronuysa babam herhalde görüşecek yoksa görüşmeyecek. Kimmiş? Kenny'ydi o. Şimdi soracak. Motorcu Kenny'ydi. Motorcu Kenny. Ne. Vefa'dan vektörler aldıktan sonra Fadıl'a sat. Bu da ilginç fikir. Abi cücülerin ayak reklamını izler bizi. Bir dahaki yayınımızı izleyelim onu. Gerçi ama evet bizi kurduğu masaya davet etmedi. Arkamızdan iş çevirdi. Aynen o da öyle bir rol yaptı. 1000 dolar. Dalga mı geçiyor bu adam ben? O da bize böyle bir hareket yaptı neticede değil mi? Fadıl da bize karşı bir operasyon çekti yani. O niye öyle bir şey yaptı? Vito'ya kafa tuttu yani o da. Ya da belki başka bir planı mı vardır bilemedim. Evet nedir durum şimdi bu Astekas? Baba Aiden yazdı işte bir görüşebilir miyiz falan. Dedi ismimizi verdiniz mi siz dedi. Verdik değil mi biz bunların ismini? Verdik de olay kapandı sıkıntı yok. Tamam bir görüşebilir miyiz dedi de çağırayım mı? Ben yatacağım siz görüşün istiyorsanız. Tamamdır. Siz görüşün beni bilgilendirirsiniz. Tamamdır çağırıyorum. Şeyleri Fadıl'ı Madıl'ı Al Capone'yi karar vermedim henüz. Bir hareket yapmayın benden izin almadan. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Benden haber bekleyin. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım iyi uykular. Tamam iyi geceler. Devran. Evet bilmiyorum arkadaşlar ben pek Fatih Dalas'ım var mı yok. Ama o bize karşı bir yapılanma içerisine girdi. Niye girdi bilmiyorum.
O da öyle bir olay yaptı. O yüzden bilemem. Karar vermedim daha yani. Bir düşünürüm. Belki daha kapsamlı bir rol düşünürüm. Bilmiyorum. Şeye de pek inanmadım aslında. Vefa'nın 5 milyon olup 10 tane vektör olacağını ama bilemedim. Neyse düşünürüz bakalım. Arkadaşlar benden bu akşamlık bu kadar. Yayına gelen, yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. Arrivederci. Good night.